Evet, selam çocuklar. Bugün yeni mikrofon aldım ve bunu denemek için saçma sapan bir vlog çekeceğim sizinle. Umarım rüzgardan duyabiliyorsunuzdur beni. Neyse, şimdi Kocaeli'nin Güzide Parkı, Seka Park'tayız. Şöyle gösterelim. Evet, bakalım bugün neler yaşayacağız. Hava çok güzel, görüyorsunuz ki yani. Havanın güzelliğinin sebebinin iklim krizi ve şey olduğunu unutmayın. Güzel yani hava, yapacak bir şey yok artık. Dünyanın sonu olsa da hava güzel en azından yani. Hani salaksanız da mesela en azından güzelsiniz. Onun gibi bir şey kurabilirsiniz. Evet, öncelikle bugün neler yapacağımızdan bahsedeceğim. Bugün sadece geziniyoruz. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Ama kanalda neler yapacağımdan bahsetmek istediğim bir video olsun istiyorum bu video. Kanalda neler yapacağım? İşte zaten daha önceki tane videom vardı. Kendimi bulmakla alakalı şeyler paylaşacağım zaten yani, o kesin. Bütün hayatımı sizinle burada yayıp böyle öğrenim istiyorum yani. Ben öğrenirken siz de öğrenin istiyorum. O yüzden böyle bir kanal girişimde bulundum. Ama sadece bununla kalmayacağız tabii ki çocuklar. Çünkü biliyorsunuz daha uğursuz bir tipi olduğum için yani. Başka kaşarlıklarımız da olacak. Mesela Gerçeklikle Şimdi serisi. TikTok'ta iki tane video atmıştım bununla alakalı. Ama bunu genişletmeye çalışıyorum. Şey yapacağım. Daha böyle gerçek mekanlarda tarihsel olaylardan bahsedeceğiz. Ve onların gerçeklerinden aslında. Aslında gerçeklerinin ve altında yatan psikolojilerinin 21. yüzyılda olan etkileri. Ve 21. yüzyıldaki yaşanan şeylerle kıyaslayacağız bunları ve onlarla bir harman yapıp aslında o insanların ne kadar orospu olduklarından size bahsedeceğim. Yani. Görüyorsunuz ben genelde buraya gelmeyi çok seviyorum. Kocaeli'nde en çok sevdiğim yer burası. Burada okuyorum ben bu arada. Felsefe okuyorum. Sürekli soruyorsunuz ama okuyorum. Yani felsefe okuyorum. Belli zaten yani. Kafayı yemişim yani. Ama felsefe okuduğum için delirmedim yani. Deli olduğum için felsefeyi seçtim. Başka diğer türlüsü de oluyor. Rap. Onunla kıyaslayabilirsiniz ama aynı şey değil. Burayı seviyorum çünkü bakın etrafa. Burası çok yalnız bir yer. Issız. Ve Kocaeli insanlar buraya pek gelmiyorlar. Neden bilmiyorum. Çok görmüyorum ama yani gelen insan. O yüzden burada yalnız kalabiliyorum. İstediğim her şeyi yapabiliyorum yani burada. Ama zaten insanlar varken de yapıyorum. O yüzden çok da önemli değil. Birilerinin olup olmaması. Özellikle bu iskelede bazen gelip kitap okuyorum tek başıma. Çünkü I'm mentally ill. Ve şey yapmayı seviyorum. O dramayı seviyorum yani. Böyle oha tek başına kitap okuyor. Bu çok, çok gizemli bir his falan. İnsanlar bunu düşünüyor olabilirler benim hakkımda. Çünkü ben düşünüyorum. Kameramanımın geri geriye yürümesini istemiyorum. Çünkü ben öyle bir insanım yani. Ben geri geri yürüyebileceğini düşünüyormuşum. Karabatakları alabilir miyiz? Kendimi çok özdeşleştiriyorum onları. Çünkü bir varlar bir yoklar. Aynı benim gibi yani. Bazen yok olmak istiyorum gerçekten. Siz de bazen yok olmak istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yok olmak isteme sebeplerimin de çok fazla sorumluluktan kaçmak istiyorum bazen. Bir şey sorumluluk olarak gördüğüm zaman. Aa, evet, kendimden bahsedeyim şu an hadi. Tamam, şimdi kendimden bahsediyormuşum. Bir şeyi sorumluluk olarak gördüğüm zaman kaçmak isterim o şeyden. Yani bir şeyi ben kendim yapmak istiyorum mesela. Yaptım yani o şeyi. Çok güzel yapıyorum ben kendim yapmak istediğim için. Ama birisi onu bana bunu yapsana falan ya da devam et falan çok iyi yapıyorsun dediği zaman böyle algılarım bozuluyor yani kendime gelemiyorum. Şey oluyorum yani. Okey, zaten yapıyordum da yani şurada. Zaten bunu ben yapıyorum orospu çocuğu. Sana ne yani? Çok acıydı, çok hızlı. Tez canlı birisiyim, evet. Geçenlerde de söylediğim gibi hayatı romantize etmeye başladığım bir dönemdeyim. Çünkü son iki senedir falan biraz dramatize modundaydım. Çok kezoydum yani. Biliyorum kötü bir şey ama ne yapacak bir şey yok. Yani dram filmleri izleye izleye bu noktaya geliyorsunuz bir noktada yani. O yüzden perspektifimi değiştirmek adına daha çok romantik komedi filmleri izlemeye başladım. Bunu yapabilirsiniz yani. Romantik komedi filmleri gerçekten bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten hayatta her türlü şey var yani ve siz buna nasıl bakıyorsanız hayatta yaşadığınız şeyleri o tarz görüyorsunuz gerçekten. Sizin baktığınız açıyla alakalı. Çok klişe gerçekten, çok malca yani. Ben kendim söyleyince bile çok cringe buluyorum şu an ama öyle yani. O yüzden yani bir olaya korku filmi gibi de bakabilirsiniz ama bakın. Bir olaya romantik komedi olarak da bakabilirsiniz. Drama olarak da bakabilirsiniz yani. Tamamen sizinle alakalı, nasıl baktığınızla alakalı bir şey yani. Ha, bir de şey yapacağım şimdi. Videoya yani sayacı koyacağım. Çünkü evet, sürekli yani diyorum. Evet, hep yani diyorummuşum. Ben farkında değilim tabii ki de ama şey gibi ama bu bence. Hani İngilizler hep like diyor ya, like falan. O da benim yanim yani. Bak yani. Bu köprü çok sinematik bir köprü bence. Özellikle şu sazlıkların olduğu yer. Şuradan işte onlar nedir bilmiyorum. Kaz mıdır, ördek midir? Ama
Ama bir eksisi var tabii ki de her şeyin olduğu gibi. Bok kokuyor bazen. Bayağı yani. Bok kokan yerlerden birisi. İşte bazen güzel şeyler de bok kokar. Bakarken çok güzel hissedersiniz ama güzel değildir aslında yani. Boklu bir yerdir yani. Sadece dışarıdan güzel gözüküyordur. O yüzden kokulara aldırış etmek lazım bazen. Bir şey kötü kokuyorsa ve bunun kokularla alakası yok. Bak tam gününde geldik. Bugün çimler biçiliyor. Çimler biçiliyor yani biç. Orospuluk yapıyorlar çimlere yani. Çim biçilmesi yani. Şimdi anladım bunu. Orospular. Çimleri yani, orospuluk yapıyorlar yani. Biçiliyorlar. Beni de biçileyin. Orospulayın beni de. Çimlerin biçildiği zaman, çimler o yüzden o kadar güzel kokuyor. Biçiliyorlar çünkü. Demek ki orospular güzel kokuyorlar yani. Her şey birbiriyle bağlantılı. Evren bu şekilde ilerliyor. Bu biçilmesi yani tesadüf falan sanıyorsanız tamamen yanılıyorsunuz amına koyayım. Gerçekten. Her şey bir örüntü içerisinde. Tamam abi, tamam yeterli. Yeter. Amcacığım, tamam. Yazık değil mi onlara bu? Bir salıncakta bir sallansam mı? Geçen buraya gelmiştik biz. Tam olarak burası böyle aşırı şeydi. Yapraklıydı böyle, sonbahar görüntüsü tam. Ve burası çok böyle şey duruyordu, tam böyle fotoğraf çekilmelik bir yer gibi duruyordu. İki tane orospu oraya oturdular ve asla kalkmadılar yani. Ben geldim yani, büyüğünüz geldi, kalkın, ayıp yani. Ben o yüzden fotoğraf çekilemedim. Fotoğrafı da burada çekilemediğim için başka yerlere çekildim ama başka yerlere çekildiğim fotoğraflarda nalet istediğim olmadığı için, nalet birisi olduğum için başaramadım, beğenemedim. Orada da göt yakan şeylerden var. Yani yazın oradan kayarsanız eğer götünüz yanabilir. Parlak bir yüzey olmasına rağmen yakıyor. Büyükken gelip salıncakta sallanmak çok depresif bir şey bence. Tek başınıza düşünseniz de böyle geldiniz yani mesela parktasınız, büyüksünüz böyle. Tek başınıza böyle... Ama bu tabii ki dramatize edenler için. Bak mesela şimdi hayat romantize ediyorum. Her şey harika. Yine de bir depresif bir yönü var ama tabii ki de yani. Ne olursa olsun. Çok da eğleniyor gibi gözükseniz bile dışarıdan size bakıp çocukluğunu yaşayamamış diyebilirler yani. Onun dışında tabii ki de bizim çocukluğumuzda olmayan, ben 98'liyim, şöyle garip garip bir şeyler var. Bizim çocukluğumuzda böyle şeyler yoktu. Yani iki tane kaydırak, bir tane salıncak yeterliydi. Hem max bir maymun barlar vardı. Böyle barlara tırmanır takla atardık. Takla attığınız zaman da zaten en havalı sizdiniz yani. En havalılardandım. Klasik. Onun dışında kendim hakkında bilgilerden daha ne verebilirim? Yani 25 yaşındayım. Sanırım ileride bu videoları izlerken çok şey yapacağım. Vay be küçükmüşüm falan diyeceğim ama şu an çok büyük hissediyorum. Çok sorduğunuz bir soru daha. Boğa burcuyum. Yükselenim Başak. O yüzden güven problemlerim var. Evet çimler biçildikçe kokuları da çıkmaya başladı tabii ki. Ha ben buranın bir eksiğini biliyorum. Buranın bir eksiği, en büyük eksikliklerinden birisi ben sincapları çok seviyorum. Sincaplar yok. İstanbul'da neredeyse her parkta görürsünüz. Burada hiç sincap falan yok. Demek ki burası çok da doğa dostu bir yer değil. Görüntüde her şey yani. Sadece orospu kuşlar var. Gördüğünüz gibi karabatak kuşlarını falan gösterdik. İşte martıların olduğu yerde barınamıyorsunuz da orospu oldukları için tabii. Bir de nedense hep böyle bir gülecek bir şey de buluyorlar yani. Her şeyde, her bokada gülüyorlar amına koyayım yani. Hep kahkahalar atıyorlar. Bir yapamam ki. Bakın. Hayır, maymuna benzedi birazcık. Ama şu an çığlık atamam yani. Yani ne var ki bu kadar gülüyorsun? Tamam okey. Ben bir romantik komedi filminde yaşatıyorum şu an kendimi ama onlar direkt komedi filminde yaşıyorlar amına koyayım yani. Mesela martların bakış açısından da her şey aşırı komik mesela yani. Her şeye bir kahkaha. Bir de gizli gizli yapıyor. Amına koyayım. Tam kendimi o öğretmenler gibi hissediyorum. Gülecek bir şey varsa bize de söyleyin çocuklar. Evet. Neye gülüyorsanız söyleyin biz de gülelim ama hep de mutlusunuz yani. Bence her şeyi yediklerinden bu. Her şeyi önünde... Bir dakika bak orada bir tane şey vardı. Ada. Ada değil pardon. Iskala. İskele vardı. O iskeleyi şey yapmışlar. Yıkmışlar öne almışlar sanki değil mi? Oradaydı sanki o iskele. Şu taşların olduğu yerde değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Öyle, burası huzurlu bir yer. Kaliforniya'ya benziyor şuralar. Bakın görüyorsunuz, California Beach. Burada mesela iskelede bir
şey eksik yani, Luna Park yok. Patenci... Tabii canım, patenci kızlar falan yok. Evet. Yani Kaliforniya vibe'ı var, İstanbul vibe'ı var. İzmir vibe'ı var. İzmir, Konya bazen. Bunlar da küçük orospular. Bunlar da... Evet, anlatmak istediklerim bu kadardı. Yani genel açıdan kalanın hatlarını görebilirsiniz diyormuşum ama göremezsiniz yani. Çünkü çok daha farklı şeyler de olacak her zaman. Özellikle bundan sonraki dönemlerde gerçekten böyle direkt gidip tarihi alanlarda çalışmalar yapacağız. Bilimsel, psikolojik, felsefi, her şey. Bu kanalda sizlerle beraber olacak çocuklar. Evet çocuklar, saçım bozulduğu için. Neyse. Bozulsun ya, ne yapayım, rüzgarlı işte hava amına koyayım yani, as it is yani. Ben neysem oyum, tamam mı? Hava böyle amına koyayım. Ben böyle gözüküyorum şu an, böyle düzeltmek istemiyorum yani. Güzel görmek isteyen aynaya baksın. Her neyse, böyle iltifatımızı da edelim bir gök takipçilerime. Sonuçta sizlerle bir aile olduk artık diyormuşum. Siz ailedensiniz, o yüzden... Bunu bana nasıl yaparsın? Ailedensiniz o yüzden. Öyle, sizleri seviyorum. Daha güzel şeyler yapacağım. Bu çok böyle alelade bir video oldu. Hem şeyi denemek için, mikrofon denemek için. Hem de bakalım dışarıda utanıyor muymuşum diye videoyu çekerken. Hiç de utanmıyorum yani. O gayet de daha da rahatım yani. Kameralara çekilirken bambaşka birisi olduğum için. Öyle. Çok uzatmayalım, kapatalım. Görüşürüz. Seviyorsunuz çocuklar. Orospuları da siktir çekin.